Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere Türkiye internet tarihinin en önemli haberini vereceğim. Artık siz de evinizde 1000 megabit interneti kullanabilirsiniz. Ama nasıl? Bunu anlatmadan önce sizden çok küçük bir ricam olacak. O da bu videoyu beğenip bu videoya bu konu hakkında yorumlarınızı yazmak arkadaşlar. Videoyu beğenip videoya yorumlarınızı yazarsanız ve aynı zamanda da kanala abone olup bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu gerçekten de benim için çok önemli. Sizin maksimum 1,5-2 dakikanızı alabilecek bir süre. Bu konuda eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi bu 1000 megabit olayı ne? Nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı? Zaten X firması veriyordu. Yani burada ben kendi görüşlerimi ve doğruladığım bütün her şeyi size olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Ama illaki sizlerin soracağı sorular vardır. İllaki araştıracağı şeyler veya bunları yazılı olarak okuyacağı şeyler vardır. O noktada da forumfiber.com'a girerek bu konu hakkında olabildiğince tartışma ortamlarına katılabilir. Sizler de bir tartışma ortamı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda da yaşadığınız bir problem hakkında forumfiber'de konu açarak buradaki arkadaşlardan da yardım isteyebilirsiniz. Moderatörlerimiz 7/24 zaten sistemin başındalar ve sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorlar. Bu arada moderatörlere ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'deki en büyük internet altyapılarına baktığımızda Türk Telekom, Turkcell Süper Online ve Turkcell Uydunet'i görüyoruz. Bu 3 firma haricinde ne yazık ki kimsenin altyapısı yok. Bu 3 firmanın ortaklaşa aldığı karar veya bunların bağlı olduğu BTK kurumunun verdiği karar neticesinde size öyle internet hizmeti veriyor. BTK diyor ki 8 megabitin üzerinde upload vermeyeceksin ve operatörler 8 megabitin üzerinde upload vermiyor. Eğer upload'u 8 megabitin üzerinde verirse bu sefer lisanslarının iptal edilmesi, cezai işlemleri vesaire uygulanmış oluyor. Şimdi biz günümüzde internet servis aracılarına baktığımızda Comnet, TürkNet vesaire bir sürü firmaları görüyoruz. Ama bu firmalar nasıl oluyor da hizmet veriyorlar? Bunların hepsini bu video içerisinde anlatacağım. Arkadaşlar, şu anda Türkiye'de en gelişmiş altyapılar Türk Telekom, Turkcell Süper Online ve Turkcell Uydunet demiştik. Bu firmalar haricinde bir firma altyapı oluşturmak istediğinde belediyeydi, oydu buydu, kazı izinleriydi, maliyetlerdi, veri merkezleri maliyetleriydi, bayağı ciddi maliyetlerle karşı karşıya. Ve firmalar bu Turkcell Süper Online ve Türk Telekom altyapısını kullanarak sizlere hizmet veriyorlar. Ama tabii ki de o firmanın altyapısını kullandığı için o firmanın bir kiralama bedeli var. O bedelin üzerine koyarak size hizmet verebiliyorlar. Türk Telekom diyor ki sen diyor 100 megabit altyapılı bir aboneye bu 100 megabit interneti verebilmen için bana 80 lira ödeyeceksin. Bunun üzerine ne kadar eklersen bu senin kendi maliyetin. Bu firmanın data center maliyetleri, trafik maliyetleri, kullandığı cihazların maliyetleri, personelleri, o bu şu hepsini işin içerisine kattığınızda abone başı 20 lira 30 lira ne yazık ki yetersiz kalıyor ve bu firma gidip de internet fiyatını 110-120 lira yapıyor. Bunu 80 lirasını Türk Telekom'a ödeyip geri kalan 30-40 lirayı 50 lirayı kendi işlerini çevirebilmek için kullanıyor ve hatta diğer firmalarla da rekabete giriyor. Comnet diyor ki ben diyor Türk Telekom altyapısı olmadan kendimde bir altyapı döşeyim diyor. Ama kendisi altyapı döşerken bunun fiber optik maliyetleri, o bu şu hepsini sırtlanıyor. Belediye kazı izinleri bunlar gerçekten çok ciddi maliyetli şeyler ve bu bayağı bir sıkıntılı bir nokta. Türkiye'nin 4000 noktasına ulaşamıyor. Türkiye'nin şu an 4000 noktasında Türk Telekom, Turkcell Süper Online var. Hatta en babası Türk Telekom. Haliyle kendi pilot bölgesinin dışındaki yerlere ne yazık ki Türk Telekom altyapısını kiralayarak veriyor. Bu tüm firmalar için geçerli. A firması, B firması, C firması, Comnet, TürkNet ama kendi altyapısını bayağı bayağı geliştiren bir firma var. O da TürkNet. TürkNet Gigafiber adı altında herkese kendi fiber optik ağıyla birlikte 1000 megabit interneti çok uygun fiyata veriyor. Çünkü orada Türk Telekom'un ya da X firmasının devresi yok. Adamın tamamen kendi altyapısı. Olabildiğince ucuza vermesinin sebebi de bu. Ama Gigafiber'i İstanbul haricindeki belirli bölgeler haricindeki noktalarda kullanamıyorsun. Ne oldu? Türk Telekom altyapısı üzerinden vereceksin. Maksimum 100 megabit, maksimum 8 megabit upload vesaire. Comnet de aynı şekilde. İstanbul'un belli başlı bölgelerinde Comnet'in de altyapısı var. Orada da 1000 megabit'i çok şaka gibi rakamlara veriyor. Ama gel gelelim Bursa'ya şu anda bu 1000 megabit'i veremiyor. Türk Telekom kendi altyapısını Vay olarak satıyor arkadaşlar. Bu altyapıyı satarak 100 megabitin üzerindeki hızları ne yazık ki sizlere veremiyor. Diyor ki ben diyor maksimum 100 vereceğim. Aslında altyapısı destekliyor ama satmıyor. Belli başlı bölgelerde belki zayıf olabilir vesaire vesaire ama ben diyor 100'ün üzerinde satmam diyor. Bundan yaklaşık bir yıl öncesinde herkese duyurdum. Dedim ki arkadaşlar Türk Telekom vanaları açacak. Türk Telekom 1000 megabitlik tarifeleri gönderecek. Artık herkes geçebilecek dedim ve artık sonunda oldu arkadaşlar. 9 Mart 2022 tarihinde BTK tarafından yayınlanan bir genelge var. Bu genelgenin hatta ben linkini de videonun açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta şurada da o genelgeyi açalım. Bakın, BTK İletişim Kurulu kararıyla birlikte
Türk Telekom port ücretlerine %67 oranla zam yapıyor. Az önce anlattım ya, Türk Telekom 100 megabit olan bir devreye 80 lira istiyor, bu örnek bir rakam bu arada. Buna %67 zam yaptı, diyor ki artık diyor ben diyor 100 megabit için 140 lira port ücreti istiyorum. Bunun üzerine sen ne kadar operatör ücreti ekleyip satarsan diyor. Bu fabrika fiyatı arttığı için doğal olarak bunun satıcı fiyatının da artması gerekiyor. Bunun rekabeti de var. İndirimi mindirimi ve şunu söyleyeyim size. Şu anda indirimler vesaire görüyorsunuz ya. Mesela Comnet'i bahsediyorum şu anda. Comnet resmen cepten yiyor mesela şu anda. Ama niye? Daha fazla kullanıcım olsun vesaire vesaire. Ben zamımı 6 ay sonra da yapsam, 8 ay sonra da yapsam olur. Yani bu zor günlerde herkesin yanında olayım diyor. Aynı şekilde diğer internet servis sağlayıcıları da. Şimdi bu kararnamenin biraz daha altında bir tablo bizim dikkatimizi çekti. Şimdi Türk Telekom 100 megabitin üzerinde bağlantı vermiyor dedik ya. Fiber optik bağlantıda 100 megabitin üzerinde 200 megabit, 500 megabit ve 1000 megabitlik tarifelerinde olacağını görüyoruz şu an. Diyor ki bak diyor 1000 megabitlik internet için ben diyor 415 lira port ücreti istiyorum. Bunun üzerine operatör ne kadar eklerse. Tabii bunun trafik maliyetleri falan da var. Mesela siz internetinizden 50 terabayt indirdiniz bayağı hani sınırsız diye. Ama sizin internet hizmeti aldığınız kişi Türk Telekom'a bu 50 terabaytı ödüyor. Yani zarar ediyor firma. Bunları öngörerek bu firma kendi maliyetlerini üzerine koyup da size bu tarifeyi, bu paketi satmış oluyor. Bakın bu kota olayı çok önemli. Siz sınırsız diye alıyorsunuz ama sizin internet hizmeti aldığınız firma ana sağlayıcısına, fabrikaya daha fazla bedel ödeyebiliyor. Böyle bir tablo gördük. Dedi ki abi süper, şu an 1000 megabit tarifeler gelecek. Ama upload'da 20 megabit diyor. Olsun hani 1000 megabiti 20 megabit. 20 megabit gerçekten şaka gibi bir değer ama hani bir olsun ya diyor insan. Çünkü 8'den 20'ye çıkacaksın falan. 20 de kötü aslında. Ve buradaki zam ve buradaki tarifeler 1 Nisan itibariyle devreye alınacaktı. Ben de zaten bunu Instagram hesabımdan sizlere duyurmuştum. 1 Nisan oldu. Abi zamlar falan filan derken BTK kararnameyi 2 ay daha uzattı. Dedi ki 1 Haziran dedi. Ve şu anda 1 Haziran'da Türk Telekom'un IPv4 altyapısı adı altındaki yerlere %67 oranda zam geldi. Ve 1000 megabit tarifeler de şu an satışa çıktı arkadaşlar. Comnet, Türk Telekom fiber optik altyapıyı kullanarak da sizlere hizmet verdiği için 1000 megabitlik tarifeyi benim hattımda şu an aktif etti. Siz de Comnet'in web sitesine giderek 1000 megabitlik interneti hemen satın alabilirsiniz. Ya da 500 megabit ya da 200 megabit. Comnet haricinde de yine Türk Telekom altyapısını kullanarak bu paketleri satmaya başlayan birkaç firma daha var. O firmaları da görebilirsiniz ve Comnet'ten daha da pahalı olduğunu görebilirsiniz. Neden pahalı diyorsanız bu videoyu biraz geriye sardığınızda onun nedenini öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Burada amacım Comnet'i övmek falan değil. Buradaki amacım size olabildiğince her şeyi anlatmak. Video içerisinde TürkNet'ten de bahsediyorum. Türk Telekom'dan da bahsediyorum. Hani hepsi de benim sponsorum değil yani. Neyse. Bu kararname vesaire dedik ve şu anda 1000 megabit internet tarifesi geldi. Sizler de Comnet'in web sitesine girerek bu internet tarifelerini görebilirsiniz. 69 liraya 35 megabit, 99 liraya 100 megabit, 199 liraya 200 megabit, 399 liraya 500 megabit, 899 liraya da 1000 megabit interneti kullanabiliyorsunuz. Upload'unuzda 20 olacak. Fakat BTK'nın dokümanında şöyle bir durum var. Diyor ki kullanıcının diyor altyapısı ne kadar destekliyorsa, hat ne kadar müsaitse kullanabilir. Bu bayağı böyle bir tehlikeli bir cümle. Benim hattımda şu an 1000'e 1000 geliyor. Niye? Çünkü benim altyapım çok müsait. Sadece bana özel olan bir fiber optik hatla karşı karşıyayız. Ve sizler de 20 megabitin üzerinde bir upload alabileceksiniz. Ben burada bunu görüyorum. Şimdi ben hız testi aracımı başlatıyorum. Ve benim evimin internetinde durum neymiş? Kablolu bir şekilde bağlayayım. Ve şu anda download hızım 800 megabitlerde şu an 1 Haziran saat 21.28 yani herkesin internet kullandığı süre. Şu an 900 megabit benim download hızım var. Şöyle biraz daha büyüteceğim. Upload hızım da yine 900 megabit. Yani şu an 1000'e 1000 interneti alıyorum. Türk Telekom'un o belgesinde bir olay var. 20 megabitin üzerinde ben şu an upload'da alabiliyorum. Siz de alabileceksiniz. Birkaç kişiye de hani sorduk. Onlar da alabiliyorlar. Burası böyle. Ben şimdi bir de Enperf üzerinden test yapacağım. Enperf üzerindeki testimiz de şu anda başlıyor. Burada da yine gördüğünüz gibi 940 megabitlerde bir hız görüyoruz. Abi mükemmel ya. Gerçekten şu an fiberin gerçekten damarını yaşıyoruz. 940 megabit download'ımız çıktı. Upload'ımız şu anda test ediliyor. Upload'ımız da şu anda 700 megabit.
800 ve hatta 900 megabitte. Eğer Türk Telekom'un devresi olmasaydı bu internetin fiyatı 300 lira, 200 lira bile olabilirdi. Daha da altı da olabilirdi yani. Şu anda 940 megabitte, pardon 932 megabitte upload'ımız çıktı. Pingimiz de 9-12 civarı. Çünkü ben Bursa'da yaşıyorum. Ben buradan İstanbul'a gidiyorum. Öyle internete çıkıyorum. Hani ping olayını o şekilde planlayabilirsiniz. Steam'den bir oyun indireyim. Steam'den indireceğim oyun da 92 GB'lık bir oyun. Ve bu oyunun adı Forza Horizon 4. Şu anda bakın 753 MB saniye diyor. Yani şu an Steam'den ben 1000 megabit internetin hemen hemen hepsini alabiliyorum. Yani o 200-300 megabit dediğimiz kısım oyuna da başlı bir durumdur arkadaşlar. 10-15 dakikaya falan bitmiş olacak. Şu an 85 hatta 87.3 megabayt saniyede ben Forza Horizon'ı indiriyorum. Birazdan bilgisayarıma inmiş olacak. Evet arkadaşlar, hız testimizi yaptık. Oyun indirmeyi denedik. Bir de YouTube'a 5 GB'lık bir video göndermeyi deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Tenda'nın videosu vardı. Son yayınladığım video. Bunu örnek test bir kanala yüklüyorum. Ve şöyle atı diyorum. Evet, %18. Oo, atal atmaz hemen %18 oldu. Hemen şöyle zoomlayalım. Bakalım bize ne gösterecek. %25. Ve şu an 468 megabit hızda ben YouTube'a videoyu gönderiyorum. Yani o esnada altyapının size neyi vaat ediyorsa onu görüyorsunuz. Yani ben 20 GB'lık, 30 GB'lık dosyayı göndermek için 4.5G'nin en iyi çeken noktasına gidiyorum. Operatöre para veriyorum vesaire vesaire. Çünkü evdeki 8 MB'de onu göndermeniz günler sürüyor. Ama şu anda 1000 MB internette ben YouTube'un ve ülke çıkışlarının müsaade ettiği kadarıyla tam 1000'ini de göremesem de, bu değişik gösteren bir durum, video upload'u yapabiliyorum. Dediğim gibi bu daha yeni yeni tanımlamalara oturan bir sistem, birkaç güne tamamen stabil hale gelmiş olur. Evet arkadaşlar, bu serüven sayesinde siz de eğer Türk Telekom fiber internetine sahipseniz, yani Türk Telekom'un fiber kablosu dairenize geliyorsa, Comnet'ten 1000 megabit internete alabilirsiniz. İster 1000 megabit, ister 500 megabit, hangisi sizin için uygunsa onu alabilirsiniz. İlla 1000'i alacağım diye bir kaide yok. Belki de 200 megabitlik tarife de sizin için yeterli olur. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun kullanabiliyorsunuz. Öyle artısı var. Arkadaşını getir kampanyası sayesinde 30 günlük bir internet aldığınızda ya da artık kaç günlük alıyorsunuz. Bir yıllık da alabilirsiniz, 6 aylık da. Bir ayda arkadaşını getir kampanyasından hediyeniz olmuş oluyor arkadaşlar. Şu anda ekranda yazan kodu kullanarak bir abonelik başlatırsanız 30 gün ekstra olarak hediyeye eklenmiş oluyor. Aynı zamanda da size şunu söyleyeyim. Bu da hangi network ürünlerini kullanacağınız çok önemli. Mesela ben şu an 1000 megabit internet alıyorum ama bunu bilgisayarıma düzgün bir şekilde aktarmam gerekiyor. Cep telefonuma düzgün bir şekilde aktarmam gerekiyor. Kinetic'in modern Wi-Fi ürünlerini gerçekten de öneriyorum. Kinetic'in router'ları kullanabilirsiniz. Comnet'in kendi Marketplace diye bir sistemi var. Alışveriş kısmını kullanarak da siz Kinetic ürünlerini satın alabilirsiniz. Zaten bunların incelemeleri YouTube kanalımda var. Evet, bu şekilde siz de yüksek hızlı fiber internetin gerçekten de tadını çıkarabilirsiniz. Bu videonun yorumlarına gülücük emojisi gönderen 5 kişiye Comnet'ten çok güzel bir kutu gelecek arkadaşlar. Bakalım kimlere gidecek? O gülücük atanları aranızdan seçeceğim. Daha sonrasında da mail adreslerini alıp adreslerini almış olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hemen şu aralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonu yanında bir zil var ya. O zile basıp kaçarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz ve aynı zamanda Forum Fiber'de de yine dediğim gibi bu konular hakkında görüşmeler sağlayabiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.